Aslında bu eylem aynı zamanda dostlarımız tarafından başlatılan ve bizim Türkiye ve Kürdistan'da dostlarımızın bu çağrısına vermeye çalıştığımız cevap, Kürt sorunun hangi zemine dayandığını, Sayın Öcalan'ın insanlar üzerindeki aslında kıtaları aşan, sınırları aşan karşılığını göstermesi bakımından da çok önemliydi. O yüzden yeri gelmişken belirtmek isteriz. Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne dair yürütülen mücadeleyi, teşhide karşı yürütülen mücadeleyi ve aynı zamanda Kürt sorunun demokratik çözümü için yürütülen mücadeleyi Türkiye ve Kürdistan sınırlarına hapsetmemek, dünyalaşan bir Kürt sorunu, evrenselleşen bir Kürt sorunu, sınırları aşan bir Kürt sorunu ve milyonlar nezdinde karşılık bulan bir Sayın Öcalan gerçekliği göz önünde bulundurulduğunda bu eylemlerin bundan sonra da daha fazla yerkürenin, hayatın attığı her yere, yerkürenin olduğu her yere, aslında üretimin olduğu her yere yayılması, yaygınlaştırılması gerekiyor. Belki de 18-19 Kasım yürüyüşünün bizlere emanet bıraktığı şeylerden biri, ana fikirlerden biri de o. Neden önemliydi? Çünkü uzunca süredir bizim için çok net bir durum var. Yani Sayın Öcalan'ın varlığını, Sayın Öcalan'ın politikadaki önemini, Sayın Öcalan'ın Kürt halkı nezdindeki karşılığını inkar eden, aslında o inkar ve imha politikalarını Sayın Öcalan şahsında 21. yüzyıla taşıran ve onu derinleştirmeye çalışan bir yapıyla, bir anlayışla, bir ulus devletçi, iktidarcı anlayışla karşı karşıyayız. Tam da aslında 2. yüzyıla girerken bu inkarcı siyasetin, Kürt soykırımına dayanan, Kürt'ün varlığının inkarına dayanan bu siyasetini ana merkezine oturan Sayın Öcalan'ın üzerindeki politikalar olduğu için tecrit denilen şeyi oradan kırmak, soykırımcı siyaseti, politikayı oradan kırmak, oradan geriletmek, aslında devletçi politikayı inkara, imhaya, sürgüne, cezaevine, ölüme dayanan, aslında Kürt'ün varlığını inkar eden, yok sayan ve bu varlığı geri dönülmez bir şekilde imha etmeye çalışan bu anlayışa karşı Sayın Öcalan'dan, Sayın Öcalan'ın özgürlüğünden başlamak belki de mücadelemiz açısından sonuç alıcı yegane başlangıçlardan biri olacak. Bu yönüyle bizim için önemliydi bu yürüyüş. O yürüyüşte ortaya çıkan fotoğraf çok net olarak bir kez daha bir gerçeği, bir hakikati ortaya çıkardı. Kürdistan politikası, Kürt halkının özgürlük politikası, yani Kürtlerin özgürlük yürüyüşü, onun dayandığı politik zeminin anlamı, duygusu, bilinci Sayın Öcalan tarafından 50 ile yakın bir süre zarfında aşama aşama, kademe kademe aslında oluşturuldu, inşa edildi. Kürt için politika nedir diye soracak olduğunuzda aslında Sayın Öcalan'ın Kürt halkına kazandırdığı politik, estetik, etik, ahlaki, toplumsal bütün değerlerin tam da politikanın kendisi olduğunu tekrardan gösterdi. Aslında bugün Türk devlet rejiminin AKP, MHP iktidarından en çok korktuğu şey bu. Yani Sayın Öcalan bir kişi derken kastettiğimiz o. Yani Sayın Öcalan'ın 50 yılda öncülüğünü yaptığı mücadelenin Kürt halkına kazandırdıklarından korkuyor bu devlet. Çünkü orada özgür Kürtlük var, özgür Kürdistan var, demokratik Türkiye var, özgür Türkler var, özgür halklar var, özgür inançlar var. Demokrasi içinde, eşitlik içerisinde, adalet içerisinde bir arada yaşam formu var. Bütün bunların hepsi aslında bir kez daha Gemlik yürüyüşünde ortaya çıktı ki bizim özgürlük değerlerimiz haline gelmiş, mücadele değerlerimiz haline gelmiş. Yani bu özgürlük ve mücadele değerlerinden her kopma hali örgütsel olarak da, ideolojik olarak da, toplumsal olarak da, kültürel olarak da mücadele geleneğimiz itibariyle de aslında bizi sakatlıyor, bizi güçten düşürüyor. Tekrardan güçlenmek, tekrardan ayaklarımız üstünde doğrulmak, tekrardan özgürlüğe tutkulu bir mücadelenin sahipleri, öncüleri, özneleri olabilmek için Sayın Öcalan'la buluşmak, yani onunla sadece bedensel buluşmak değil, evet fiziksel özgürlüğü hedefleyen bir şey. Fiziksel özgürlük bu anlamda çok önemli, bizler açısından ilk hedef. Ama aynı zamanda Sayın Öcalan'ın Kürdistan politikasına, Kürt halkının özgürlük politikasına kattıkları, coğrafyamızın, ülkemizin, Orta Doğu'nun ezilen bütün kimliklerine, kadınlarına, gençlerine, Alevilerine, işçilerine, emekçilerine, ekolojist mücadele yürütenlerin hepsine bir bütün olarak kattıklarına baktığımızda tam da zaten tecrit denilen şey bize katılan bu değerlerin geriletilmesine dair bir başkaldırı, bir isyan hali.
aslında bir edibes hali, artık yeter hali. Yani aslında biz bu yönüyle kendi üstümüzdeki kuşatmayı da, kendi üstümüzdeki tecridi de kırmaya dönük bir mücadele olarak görmek zorundayız bunu. Çünkü Sayın Hocalan yani kendi tarifiyle de olsun, yani milyonların özgürlük umutlarını, özgürlük direnişini kendisinde sentezleyen bir varlık. Yani bunu her zaman, her koşulda söylüyoruz. Durduğunuz yere değişmez bu tanım. Bu bir gerçek. Tarihin ve dünyanın görüp görebileceği en zalimane cezaevi hapishane politikaları karşısında hala 25 yılın sonunda Kürt halkı ve dostları Gemli'ye yürüme noktasında ısrarını, iradesini ortaya koyuyorsa, bu aslında bize miras bırakalının ne kadar güçlü olduğunu da gösteren bir şey. Şimdi aslında buna güvenmek, bunun özgüvenli hareket etmek, yani kazandırdıklarımızı, biriktirdiklerimizi gören bir yerden mücadelemize yüklenmek önümüzü açacak. Aslında tecride karşı olan mücadelede cesareti ortaya çıkaracak olan şey de, tekrarı, ezberleri, bize kazandırmayan tekrarı ve ezberleri mahkum edecek şey de budur zaten. Devlet bunun çok iyi farkındadır, iktidar bunun çok iyi farkındadır. Oradaki gücü, oradaki dinamiği, oradaki aslında yıkılmaz felsefik inşayı, yıkılmaz fiziksel iradeyi, yani Kürt halkının, Kürdistan devrimcilerinin, sosyalistlerin, yurtseverlerinin inşa ettiği, 50 yıllık mücadele inşa ettiği aslında bütün kendisini yapan değerlere karşı, bu değerlerin yıkımına karşı bir mücadele. Yani biz de aslında bizi yıkmaya çalışanlara karşı karşı bir yıkıcılık hamlesi yapmak zorundayız. Yani yıkmadan yeniyi kuramayız. Hem içimizdeki tortuları, hem kendi içimizdeki yetmezlikleri yıkmadan, hem de devletin bize dayattığı, 2. yüzyılda tekrardan dayattığı Kürt soykırımcı politikalarını yıkmadan, bunlarla yüzleşmeden, bunlara karşı gerçekten baş kaldırmadan, isyan etmeden yapılacak her şey aslında başarısızlıkla sonuçlanacak. Yani bir kez daha Gemlik görüşü özetle şunu gösterdi bizlere. Mücadelenin, toplumsal mücadelenin yönünü gösterdi. Özgürleşmenin yolunu gösterdi. Halk olmanın, kendisi olmanın, yani halk olmakta ısrar etmenin, toplum olmak, kendisini toplum olarak kılmanın, toplum kılmanın yolunun ne olduğunu, bunun duygusunun nasıl örüleceğini, bunun anlam dünyasının nasıl örüleceğini, bunun politik iradesinin, örgütsel iradesinin nerelerden nasıl inşa edileceğine dair işaretlerle doludur. Bu yönüyle de önümüzü açan bir eylemdir. Sadece o günle biten bir eylem değildir. Bundan sonraki mücadele sürecini, mücadele dönemini belirleyecek yegane eylemlerden biridir. Tarih bunu böyle yazmalıdır, böyle yazacaktır. Bunu her birimizin inanması lazım. Sadece bu konuda günle yetinen, tekil eylemlerle yetinen değil, sürekli yani bisiklet teorisinde olduğu gibi pedali çeviren, o bisikleti düşürmeyen, sürekli pedal çeviren bir tarzın sahibi olursak, hem tecrübe rejimini lağve etmiş olacağız, hem de Sayın Hocalan'ın fiziki özgürlüğünü sağlamış olacağız. O fiziki özgürlüğüyle birlikte Kürt halkının yani özgürlük geleceğini de inşa edeceğiz. Kürtistan'ın demokratik çözümünü de aslında bunun üzerinden inşa edeceğimizi söylüyoruz. İki gün boyunca Kürdistan ve Türkiye'de adeta devlet kolluk güçleri kuş uçurtmamaya çalıştı. Alabileceği her türlü tedbiri, alabileceği her türlü aslında şeyi önlemi almaya çalıştı. Sadece İstanbul için örnek verebiliriz. Buluşma yeri için çağrı yaptığımız yere sabah saatlerinde gittiğimizde yani belki de yüzlerce ifade edeceğimiz gözaltı aracı, polis aracı, kolluk aracı, aslında bir şekilde bu eyleme nefes aldırmamak üzerine, bu eyleme dair bir adım attırmamak üzerine kurulmuş bir barikatla, bir kuşatmayla, bir tecritle karşı karşıyaydık. Yani bunu aşmak, yani İstanbul, yani kolluk gücünün İstanbul'u kuşatan bu barikatını aşmak, bunun yaratıcı yol ve yöntemlerin arayışına girmek. Bakın sadece bunun cesaretinin içine girmek değil. Yani bunun pratik yöntemlerle aşan, boşa çıkaran, fiili ve meşru eylem anlayışını, çizgisini önüne koyan tarzın, eylem tarzın nasıl kazandırdığını da tekrardan gördük. Yani devletin bizi hapsetmek istediği alanla yetinmeyen, yasallık adı altında teslimiyeti bize dayatan, kanunilik adı altında bize aslında iradesizliği dayatan anlayış karşısında devrimcilerin, yurtseverlerin, ezilen halkların kendi zeminini inşa ettiği, kendi meşru fiili zeminini, eylem zeminini inşa ettiği bir eylemdi Gemlik Yürüyüşü. O yüzden amacına ulaştı diyoruz. Her türlü kuşatmaya rağmen orada binlerce insan,
her türlü yol ve yöntemlerle, bireysel imkanlarla, olanaklarla, binek araçlarıyla, otobüsleriyle bu iradeyi gösterdi. Aslında bir kez de aslında Gemlik eylemi şunu gösterdi. Biz bir halk seli gibi akabilirsek, gerçekten binler, on binler, on binler, yüz binler, yüz binler, milyonlar olduğu sürece zaten bu egemenler çaresiz kalacak. Bu iktidar çaresiz kalacak. En çok korktuğu şey de odur. O yüzden herhangi bir eyleme, Türkiye ve Kürdistan'daki herhangi bir eyleme, herhangi bir yaprak kımıldamasına müsaade etmek istemiyor. Çünkü korkuyor. Neyden korkuyor biliyor musunuz? Aslında Gemlik yürüyüşü neydi biliyor musunuz? Aynı zamanda Gemlik yürüyüşü Kobane Serildan'ın bir ön aşamasıydı. Oraya girecek yolun ne olduğunu gösteren bir işaret şeydi. Aynı zamanda Gemlik yürüyüşü neydi biliyor musunuz? Türkiye'de Gezi isyanıydı. Halkların iradesini ortaya koyması durumunda, kitlelerin gerçekten direniş öznesi olarak sahaya çıkması durumunda devletin ne kadar çaresiz kaldığını gösteren bir eylemdi. Aynı Kobane Serildan'daki gibi, aynı yanı başımızdaki Gezi isyanındaki gibi devletin kolluğun çaresizliği ortaya çıktı. Yani bunu aşacak tek güç halkın örgütlü iradesidir. Halkın özgürlüğüne dair ısrarlı mücadelesidir. Bu yönüyle Gemlik eylemi başarıya ulaştı. Ama mücadelemizin nihai başarıya ulaşması için Gemlik eyleminin bize verdiği talimatı uygulamamız gerekiyor. O da şu, çok net olarak ifade edelim. Örgütlü bir halk gerçekliğini, öznereşen, kendisini örgütleyen ve sahaya inen toplumsal örgütlülüğü, toplumsal eylemliliği açığa çıkarmanın yol ve yöntemini aramamız gerekiyor. Gemlik yürüyüşü bir kez daha devletin kendisini hapsetmek istediği alana sıkışmayan iradenin başarısıdır. Gemlik yürüyüşü bu yönüyle önümüzdeki mücadele sürecinin hangi ölçüler etrafında, hangi çizgi etrafında yürütülmesi gerektiğine dair de öncü bir eylemdir. Belirleyen bir eylemdir. Yol gösteren bir eylemdir. Doğrultu veren bir eylemdir. Bu yönüyle ele alındığında aslında Gemlik yürüyüşü sadece gün açısından amacına ulaşmış bir eylem değil, geleceği kurma, kazanma açısından da bir ön işaret eylemidir, doğrultu eylemidir. Bu doğrultuyu güçlendirmenin yol ve yöntemlerini yeni dönemde hep birlikte aramak zorundayız. Dört parça Kürdistan'da ve dünyada yaşayan bütün Kürdistanlıların Sayın Öcalan'la kurduğu bağın gayet iyi farkında olmak lazım. Kürt halkının mesajı nettir. 25 yıldır mesajı nettir. Öcalansız dünyayı başınıza yıkarız diyor Kürt halkı. Bu çok net bizim açımızdan. Öcalansız bir dünyayı, bir yaşamı düşünmüyor. Onunla buluşmak istiyor. Onunla kucaklaşmak istiyor. Onu lideri ve önderi olarak görüyor. Onu aslında modern zamanlarda Kürt ulusuna, Kürt halkına birçok değeri katan bir ulusal önder olarak, bir halk lideri, halk önderi olarak görüyor. Ve bu aslında yeni dönemde mücadelenin çapının ne düzeyde büyütülmesi gerektiğini de gösteren bir şey. Yani bir halk iradesini bu şekilde ortaya koyarken, dünyanın dört bir tarafında önderliği için yaz demeden, kış demeden, soğuk demeden, yağmur çamur demeden, mevsimleri dinlemeden, ayaktaysa, eylem halindeyse ve her türlü modern zamanların gördüğü en büyük tecrit politikaları karşısında unutmadıysa, unutturma politikalarına rağmen kendi önderliğini, kendi liderini unutmadıysa, onunla bütünleşmenin, onunla kucaklaşmanın yollarını arıyorsa, çözümün yolu olarak da bunu gösteriyorsa, devrimcilerin, yurtseverlerin, sosyalistlerin, ilerici güçlerin, bireylerin, aydınların, yazarların hepsinin, herkesin bu gerçeğe bir kere saygı duyması gerekiyor. Bu hakikate saygı duyması gerekiyor. Hakikate saygı, demokrat olmanın, devrimci olmanın da ön koşulu zaten, temel zemini. Bunu her fırsatta söylüyoruz. O yüzden barışa çağrı, aydın ve yazarların, dostlarımızın barışa çağrı açıklaması oldukça kıymetliydi, anlamlıydı. Kürdistan'da yüzlerce kurumun Sayın Öcalan'ın özgürlüğü talebi yan yana gelmesi anlamlıydı. Hakeza dünyanın 74 merkezinde ve artarak devam eden Kürt halkının, dostlarının, Kürdistanlıların Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için kampanya başlatmış olması, bir hamle sürecini başlatmış olması aslında bir hakikate saygı eylemi aynı zamanda. Yani gerçekle buluşma eylemi. Biz yani bu gerçek karşısında yapacağımız ilk şey şu: İnkarcı bütün siyasetlerin kalelerini yıkmak zorundayız. Devletçi, cinsiyetçi, milliyetçi her türlü aslında siyaseti yıkmak zorundayız, mahkum etmek zorundayız. O yüzden hani yeni dönemde Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümüne dair bu başlatılan hamle süreci, eylem süreci nerelerde nasıl örülmeli? Aslında aynı zamanda bu tarif nerelerde nasıl örgütleyeceğimizi de açıklayan bir tarif.
Yani az önce de bahsettim. Kesinlikle bu eylemler daraltılmamalı. Yani sadece işte Kürt halkıyla daraltılmamalı. Belli ilerici güçlerle, sosyalist güçlerle daraltılmamalı. Bu eylem eğer Sayın Öcalan gerçekten Kürt halkı için yaşam gerekçesi ise, Kürt halkı kendi önderliğini sahiplenecek, kendi liderini sahiplenecek, onun fiziksel özgürlüğü için her türlü mücadele yürütecek. Ama bir kez daha ortaya çıktı ki Mandela örneğinde de bu böyledir. Aslında benzeri bütün liderlerde, liderlerin yani fiziksel özgürlüğü sürecinde böyledir. Kendi dostlarını, kendi ittifaklarını büyüterek aslında dünyaya, halklara, ezilen kimliklere, aynı zeminde mücadele yürüten bütün toplumsal kimliklere mal ederek sonuç alabiliriz. O yüzden aslında aynı zamanda Sayın Öcalan'ın önerdiği hani Dünya Demokratik Uluslar Birliği, Orta Doğu Demokratik Uluslar Birliği, ezilenlerin kendi iç diplomasisi, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü mücadele, fiziksel özgürlüğü mücadelesinde kesinlikle esas alınması gereken bir şey. Dünya halkları, Orta Doğu halkları, Türkiye ve Kürdistan halkları bütün bu kapitalist emperyal sistemden, kapitalist moderniteden rahatsızlık duyan bütün odaklar, bütün dinamikler Sayın Öcalan'ın özgürlüğü üzerinden aslında kenetlenmeli, mücadelesini büyütmeli, çeperini genişletmeli. Yani yeni dönem, yani Gemlik yürüyüşü de bunu gösterdi. Yeni dönem yani Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümüne dönük hedeflenen eylemin başarı ölçütü de bu mücadele sürecinde mümkün mertebe bu eylemsel süreci halklaştırmak, çoklu hale getirmek, gerçekten bütün ezilen mücadele kimliklerini, toplumsal öznelerin de temel mücadele başlığı yapmak. Bunu başarabildiğimiz oranda, bu kapsayıcılığı, bu genişliği ve bu kararlılığı gösterebildiğimiz oranda sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Aksi tutum şunu getirir bize, aslında son yıllarda içinde bulunduğumuz yetmez tutum da buydu. Devlet ısrarla Kürt hareketini, Kürt hareketinin gündemlerini, Kürt halkının gündemlerini Kürdistan'la sınırlandırmak, coğrafi olarak da Kürt dilleriyle sınırlandırma gibi bir konseptin sahibi. Aslında bu aynı zamanda Kürt siyasetinin, Kürt özgürlük hareketinin, Kürt halkının özgürlük mücadelesinde tecrit edilmesi demek. O yüzden İstanbul bir Kürdistan'dır demek, buna inanmak, İstanbul'u bir Kürdistan şehri haline getirmek, Marsilya'yı bir Kürdistan şehri haline getirmek, New York'u bir Kürdistan şehri haline getirmek, aslında bütün dünyayı, Kürt halkının, bütün dünyanın kentlerini Kürt halkının özgürlük mücadelesinin merkezi yapmak, dostlarını, ittifaklarını, ilişkilerini bunun üzerinden çoğaltmak, büyütmek ve bütün bu ilişki ağlarının içerisine Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü koymak, bütün bu mücadele dinamiklerinin, dayanışma ağlarının önüne en önemli gündemi olarak Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü, fiziksel özgürlüğünü koymak. Yani buradan ele aldığımızda bu süreç, önceki süreçlerin tekrarı olmayacak. Yani bunu başarabildiğimiz oranda zaten şunu çok net göreceğiz ki üstümüzdeki tecidi, kuşatmayı biz kırdıkça hem Kürt sorunun demokratik çözümü daha olası olacak. Yani Kürt sorunun çözümsüzlüğü üzerinden kendisini var eden, kendisini yaşatan, savaş politikalarına dayanan, ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi politikalara dayanan bütün aslında iktidar odakları, ezen kimlikler, egemen ilişkilerin hepsi zaten geriletilecek. Ve bu aynı zamanda hem bir halkın, direnen halkların, ezilen halkların özgürlük süreci olacak. Aynı zamanda paralel olarak zaten ezilen kimliklerin, kitlelerin, halkların büyüyen mücadelesi Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit de kıracak. Geçmişte bunu gördük. Yani halkın serildanı ve halk mücadelesinin yükselmesi, serildan ruhuyla, isyan ruhuyla halkların gerçekten kendi mücadelesini büyütmesi durumunda çaresiz kalan devlet odakları, çaresiz kalan iktidar güçleri sürekli Sayın Öcalan'a gitmeyi öngördüler. Yani çareyi Sayın Öcalan'a gitmeye, direkt ona koştular. Çünkü onun sahadaki halkın lideri olduğunu en çok ona tecrit politikalarını geliştirenler biliyor. Bir halk önderi olduğunu bugün tecriti uygulayanlar çok iyi biliyor. O halk ayağa kalktığı zaman Sayın Öcalan'ı da tıpış tıpış gidecekler zaten. Asıl işte tecrit öyle kırılacak.